40 İş'ten herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra bir programda daha birlikteyiz. Bugün Klas Spor İşbirliği ile Gençler Birliği Teknik Direktörü Mehmet Özdilek konuğumuz. Sezon biterken hem geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini hem de önümüzdeki sezonun planlamasını konuşacağız Mehmet Hoca'yla. Sizler de bize soru iletmek isterseniz ya chat ekranından, canlı yayın ekranının sağında gördüğünüz ya da Twitter'dan 40 kişi hashtag ile bize soru iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince hocaya iletmeye çalışacağız. Program sonunda da hocanın en çok beğendiği soru sahibine bir tane forma hediyemiz olacak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Şimdi isterseniz ben Bülent'e vereyim. Bülent tamam. biraz daha şey başlasın. Olur. Kapsamlı başlasın. Sonra sorularla detaylandırarak gideriz. Zor bir dönemde geldiniz hocam takımın başına. Puan olarak da yer konum bakımından da hem sezon başı antrenmanlarını siz yaptıramadığınız için ilginç bir durumdu. Birden sizin gelmenizle birlikte takımda bir değişiklikler oldu. Devre arasında da çok ciddi bir transfer olmamasına rağmen ikinci yarı özellikle performans büyük bir futbol sever kitlesini memnun etti. Evet. Nasıldı Gençler Birliği geldiğinizde? Durum neydi? Tabii ben 8. hafta 4 puanda geldim Gençler Birliği'nin başına. Tabii sezon başı takımla birlikte olmamak, o süreci yaşamamak, takım iskeletini oluşturmamak tabii ki zafiyettir sonradan başlayan her teknik adam için. Ama geldiğimde şunu söyledim. Ben 2008 yılında Antalyaspor'a başlarken de 8. hafta 2 puanda başlamıştım. 2 puan artıdayız dedim oyuncu arkadaşlarıma. Burada tabii hem kendi ekibime hem de tabii buradaki oyuncu kadrosuna inandığım için tercih ettim. Başında tabii çok değerli Türk futbolunun önemli duayenlerinden birisi var. Sayın İlhan Cavcav, başkanı ve yönetimi. Çok tecrübeliler, bunu çok net ifade edeyim. Ama tabii o günkü süreçte doğal olarak herkesin üzerinde ciddi bir baskı vardı. Aslında bir tükenmişlik vardı. Yani başkanda, yöneticilerde, oyuncu grubunda. Bu inanmışlık ve özgüven ciddi anlamda zedelenmişti. Çünkü bakıldığı zaman 8 haftada 4 puan alan bir Gençler Birliği, artık herkes tarafından hedef takım konumuna gelen bir Gençler Birliği vardı. Evet, zor bir süreçti ama açıkçası elimizde de sihirli denek yoktu. Yani elimde benim sihirli denek yoktu. Dokunup her şeyi değiştirme şansım da yoktu. Sadece oyunculara kaybolmuş olan o özgüvenlerini, var olan değerlerini tekrar hatırlatmakla yola başladık. Tabii bunun en büyük destekleyicisi de saha içindeki başarı performansı oldu. Gelirken yine aynı şeyleri aldım. Yani risk, evet risk midir? Risktir. 18. sıradasınız ki evet. Oyuncu arkadaşlarıma da zaman zaman bunu ifade ettim. O süreçte daha fazla. 19. olma şansımız yok. Yani dipteyiz artık. Bunun 19'u 20'si yok. Son sıradayız. Artık biraz daha yukarılara çıkmanın, yukarıdaki takımlarla biraz mücadele etmenin, hatta 8 haftadır yediğiniz dayağın karşılığını verme zamanı geldi dedik. Hafif biraz dayak atmanın ne olduğunu biraz öğretmeliyiz dedik rakiplere. Ki öyle başladı. Müthiş bir inanış oldu. Müthiş bir geri bildirim oldu oyuncu grubunda. Bayağı da bir dövdüler sarı kart falan sayısında. Biraz kibar bir takımdık saha içinde. Onu biraz daha yukarı çekmemiz gerekiyordu performans anlamında. Ufak tefek değişiklikler, oyuncu performanslarının yerlerini performanslarının yerinde ufak mevkisel değişiklikler de Gençler Birliği'nin o süreçte başarı grafiğini biraz daha yukarı çıkardı. Yani aslında bakıldığı zaman ilk maç Elazığ deplasmanı, peşinde içeride Eskişehir, Trabzon, yani o psikolojiyle çıkamayabilirdiniz. Ama biz oradan 9'la çıktık. Tabii 9'la çıkınca oyuncularda ciddi bir özgüven algısı ön plana çıktı. Ve ondan sonra aynı şekilde devam ettik. Açıkçası ilk geldiğim süreçte 8 haftanın sonunda 9. haftaya başlarken ilk yarının sonuna kadar ne toplayabiliriz diye kendi içimizde bir puansal verileri ortaya koyduk. Açıkçası başkan yönetimin puansal verisi 14-15 bizim için iyi diyordu. Biz 21 yapınca tabii bir anda bütün dikkatleri üzerimize çektik. Bu süreçte de tabii Antalya deplasmanı, Bursa beraberliği, içeride Galatasaray beraberliği, Beşiktaş galibiyetleri takımın moralini ve güvenini, artı taraftarın o anlamdaki takıma bakış açısını ciddi anlamlarda değiştirdi. Bu da tabii bizi çok mutlu etti, onu söyleyebilirim. İkinci yarıya başlarken çok fazla hamle yapamadık, çok net söyleyeyim. Ki artık bizim takımımızın eksiğinin ne olduğunu herkes biliyor zaten. O anlamda özellikle ön tarafa ciddi ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyorum.
Ama ilk devre 17 haftalık periyotta defansif anlamdaki oyuncuların sakatlıkları ve formsuzlukları o anlamda özellikle oraya bir hamle yapmamız adına bizim için çok önemliydi. Ki kaleci anlamında o anlamda bizim için çok önemliydi ki ikinci yarı ciddi zafiyetler yaşadık. Yani evet. Ramazan'ın elinin kırılması o anlamda doğru tercih anlamında aslında bizi çoğu çok destekledi. Neden dahlini evet. Yabancı transferi için kullandık diye eleştirmiştik bunun için, ama. Bunun için kullandık. Futbolda çünkü eğer Süper Lig'de mücadele ediyorsanız 3 tane iyi kaleciniz olacak. Yani çünkü antrenmanı var, maçı var, formsuzluğu var. Her türlü riskle açıktık. Ki konum itibariyle de çok rahat bir takım değildi. Dolayısıyla hem milli takımda oynayan hem de tecrübeli bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Türkiye'deki kalecilere baktık, Türk kalecilere hiçbiri Ramazan'dan iyi değil. Dolayısıyla en azından rekabet anlamında Ramazan'la da rekabet edebilecek doğru tercihi yapmaktı. Ki bana göre doğru bir tercihi yaptık. İkinci yarı oynadığı oyunda da bunu destekledi Dahlin zaten. Tabii Türkiye'de beklentiler ilk geldiğinde çok çabuk insanlar tarafından bekleniyor. Kolay değil. Değişik bir ülkeden geliyorsunuz. Yeni bir takıma geliyorsunuz. Oyun sisteminiz değişik. Kültürünüz değişik. Onlar adaptasyon o anlamda kolay değil. Ama aldığımız iki oyuncu da iyi oyuncular. Milli takımların oyuncusu. O konuda hiç tereddüt etmedik. Ama tabii esas ön tarafa bir ciddi bir oyuncu almak niyetimiz vardı. Ama maalesef onu yapamadık bu sene itibariyle. Ama tabii ikinci yarıda Stanku o anlamda çok ön plana çıktı. Bütün o anlamda belki de bakıldığı zaman santraforun yapması gereken her şeyi Stanku evet. Sakatlanana kadar takım adına her şeyi yaptı. O sakatlandı, zevk çıktı santrafor olarak. O da o süreçte çok başarılı oldu ikinci yarı performansıyla. Ama iki haftadır da ikisi yok. Bu sefer ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Demek ki oyuncu kadrosunun derinliği çok önemli bizim gibi takımlarda. Biz o anlamda çok derin bir kadroya sahip değiliz. Bu sene, gelecek sene o anlamda kadromuzu biraz daha derinleştireceğiz, biraz daha kalitemizi yükselteceğiz. Öyle peki hocam, devre arası transferleri konusunda Özcan arkadaşımız bir soru sormuştu. Hani, hatta soramazsınız hocaya bunu diyerek sormuştu. Yani sizin galiba bir açıklamanız vardı. Forvet transferinin yapılamamasının sebebi yabancı kontenjanıyla ilgilidir. Yok, ben öyle bir demek... Daha doğrusu... Şöyle söyleyeyim. Elimizde 10 tane yabancı vardı. Dahlin'le Artem'i alınca. 2 tane de kiralık vardı. Kiralıkları saymazsanız 10 tane yabancı oyuncumuz vardı. İşte biz devre arası bazı tasarruflara gidelim dedik. Olmadı. Oyuncularımızı elimizden çıkaramadık. Yani Milan'ı gönderemedik. Dolayısıyla bu sıkıntılarla başladık. Ama ilk devredeki 17 maçlık periyotta da defansif anlamda ve kale anlamında eksiğimiz vardı. Bunu çok net ifade edeyim. İlk önce onları bir tedbir amaçlı aldık. Yani en azından belki önceliğimiz ihtiyaç olarak değildi ama böyle bir risk yaşarsak orayı telafi etme şansımız yok. Çünkü Türkiye'de defansif anlamda bir kurguyu oturtturmanız çok önemli. Takım bütünlüğü adına ki bizim takımın en büyük özelliği de takım olma adına öndeki oyuncusundan kalecisine kadar bir bütünlüğü sağlayan bir takımdı. Bunu yaptığımız her maçta da ön plana çıktık. Orayı aldıktan sonra iki tane transfer aslında lig bitmeden yani 15. hafta bittikten sonra ön anlaşmaları yapmıştık. Mevcut kadromuzda da yollayacağımız oyuncular vardı. Onlarla da konuşmuştuk ama tabii takım bulamayınca, elimizde kalınca bir anda otomatikman yabancı sınırlaması çok fazla ön plana çıktı. Ona rağmen yine ön tarafla ilgili ciddi bir çalışmamız oldu. Kulübe kadar da getirdik ama son süreçte anlaşamadı. Yani neden anlaşamadılar onu bilemem ama önemli bir oyuncuydu. Bize katkı sağlayacak bir oyuncuydu. Ama tabii onu getirdiğinizde birini feda etmeniz gerekiyordu ki o planlamayı da yapmıştık ama karar tabii çok olumlu olmadı o yönden. O zor şartlarda yine devam ettik yani ama bakıldığı zaman en azından o anlamda o süreci sağlıklı geçtik. Yani Stanku'yla, Zek'le ve takım bütünlüğü anlamında başarılı bir süreç ettik. Yıllardır. Belki bir tane daha ön tarafta olsaydı belki bugün çok daha farklı konumda olabilirdik. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Yani işte yıllardır Zek'ten istenen performans alamadı Gençler Birliği. Stanku'da ilk yarıdaki performansı çok çok iç açıcı değildi. Yani ikinci yarıdaki performansı aslında değildi. Aslında 8. haftadan sonraki performansı iç açıcıydı. Yani bizim ekip geldikten sonraki süreçte hem Stanku'nun oyunsal ve golcü özelliğiyle çok ön plana çıktı. Yani biz geldiğimizde daha bir golü vardı. Ondan sonraki süreçte totalde 13'e yakaladı. 8 tane asist yaptı. Yani bakıldığı zaman evet. İstatistikleri ve golcü özelliğiyle ön plana çıktı. Yani defansif yerine
ileri ucu eleman alınmamasının nedeni bir manada transfer politikasında o imkanın sağlanamaması gibi. Yani öyle gibi oldu, evet. Yoksa siz yoksa bizim tabii ön tarafa ciddi anlamda bir santrafor araştırmamız vardı ki onunla ilgili de bilgileri de verdik, paylaştık da. Zaman içerisinde hatta transferin son gününe kadar da Türk oyuncularla ilgili de 3-4 tane alternatif verdik. Çünkü ikinci yarının çok zorlu geçeceğini, dolayısıyla oyuncu kadrosunun o anlamda derinliğinin çok önemli olduğunu, ki konum itibariyle 21 puanda olsak bile bu riski çok fazla yaşamak istemediğimizi, ki bu konuda da çok tecrübeli bir ekibiz biz. Ben de çok tecrübeli bir insanım çünkü 5 yıl bu tarafta Antalya'da bununla ilgili çok zor süreçler yaşadık. Dolayısıyla o konuda ciddi tercihlerimiz oldu ama maalesef lehimize çeviremedik. Stanku'yla ilgili soru gelmiş Zafer Cem Özcan. Hani 8 haftalık, ilk 8 haftadan sonra performans artışı için özel bir çalışma yapıldı mı Stanku'yla ilgili, yoksa oyun sisteminin değişmesi, motivasyonun değişmesi, onlar mı yeterli oldu? Birebir sadece Stanku'yla değil, bütün oyuncularımızla görüştük. Hem birebir hem grupsal anlamda toplantılar yaptık. Ama Stanku'yu ben tartışmak gibi bir gafletin içine girmem. Yani beğendiğim de bir oyuncu zaten. Kendini ispatlamış da Romanya milli takımının da santrafor. Dolayısıyla biz sadece ona kaybolan özgüvenini, ona belki verilmeyen değeri vererek onu tekrar yukarı taşıdık. O da bize çok olumlu reaksiyon verdi. Ve bugün de istenilen, aranan, diğer takımlar tarafından da talep edilen bir oyuncu konumuna geldi. Yani zaten bunda var olan bir potansiyel var. Biz sadece onu biraz yukarı taşıdık. Siz geldiğinizde bir enkaz yer aldım edebiyat yapmadınız aslında. Yok. O kısım güzeldi. Yok. Metin Diyedin de bizim için, Gençler Birliği camiası için zaten çok özel bir insan. Teşke biz onun başarılı olmasını isterdik. Olmadı. Ama takımda sezon boyunca bir ciddi derecede sakatlık krizi yaşadık. Yani ben Oktay'ın santrafor oynayacağını yazdığım zaman millet dalga geçti. Oktay mı oynayacak bu hafta ciddi ciddi santrafor? Ama yokluktan mecbur gerçekten Oktay oynadı. Evet. Güzel de bir gol attı. Evet. Ama bu sakatlıklar yaz dönemi kampıyla mı alakalı, yoksa Gençler Birliği'nin transferini çok fazla uzattığı için futbolcuların yaz dönemine yetişmemesiyle falan mı alakalı? Çünkü ciddi bir sıkıntı vardı bu sene. Şöyle söyleyeyim, detayını tabii geçmişi çok irdelemek istemiyorum. Metin Hoca benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Ben de burada çok başarılı olmasını istemiş olan insanlardan biriyim sezon başı itibariyle. Buraya gelmeden de, buraya konuşmaya, başkanla konuşmaya gelmeden önce de kendisiyle de konuştum. Yani çünkü insanı değerleri yüksek, saygısı yüksek bir insan. Hepimiz bu işi yapıyoruz. Zaman zaman hepimizin başına gelebilir bu tür sıkıntılı süreç. Buraydan ayrılmadan burayla görüşmek istemedim ki kendisini arayıp dedim, yani böyle tamamen bitti mi dedim. Evet dedi. Ya yani böyle bir talepleri var. İznin olursa görüşeceğim dedim Gençler Birliği kulübüyle. Belki bu Türkiye'de de tektir yani böyle bir danışıp ondan izin almak, icazet almak, öyle söyleyeyim. Tabii sezon başını bilmiyorum nasıl geçirdiler, nasıl ettiler, o kadar detaya girmedim. Ama bizim sakatlıklarımız, adele sakatlıkları olmadı hiçbir zaman. Yani şimdi Özgür'ü çapraz bağdan Trabzon'da kaybettik. Stanku'yu buradaki maçta yine çime takıldı ayağı, aynı şekilde sakatlandı. Oktay yine maçta, burada ikinci oynadığımız Karabük maçında, ki ilk devre 6000 üzerinde mesafe kat eden önemli bir oyuncuydu bizim için o süreçte. Yine ayağa kaydı, zeminden dolayı sıkıntı yaşadık. İki haftadır Zek aynı şekilde darbeye bağlı. Yani aslında adele sakatlığı antrenmanla alakalı şeylerdir. Yani ön ve arka adele ile alakalıdır. O konuda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Ama tabii Ramazan'ın Fenerbahçe maçında eli kırıldı. Yani bunlar bizim hiç haz etmediğimiz, beklemediğimiz. Nizamettin sezon başı geçirmediğinden dolayı çok uzun bir süre bir sakatlık süreci geçti. Tekrar daha yeni toparlıyor. Yani bu tür sıkıntılara rağmen yine edebiyat yapmadık. Yani elimizdeki mevcut neyse bunu en iyi şekilde değerlendirmeye ve sahaya sürmeye çalıştık ki bana göre bu oyuncu grubu bu sene yapabileceğinin maksimumunu bugüne kadar yaptığına inanıyorum. Bu kadar zorluğa, bu kadar sıkıntıya, bu kadar geriden gelmeye rağmen oldukça başarılı bir sezon geçirdiler benim şahsi fikrim. 8. haftadan 33. haftaya kadar. Bugün itibariyle bakıldığı zaman da, bir puanlama yapıldığı zaman da 4. sırada olan bir Gençler Birliği var. Topladığı 40 puanla. Bu da ciddi bir başarıdır. Evet. Bu kadar eksiğe, bu kadar kadro derinliğine rağmen. Onun için ben oyuncular için söyleyeceğim tek bir şey var. Başarılı bir sezon. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık olsun. Onu söyleyebilirim. Şimdi
Yedek kulübesine baktığımızda yanınızda bir oyunu gidişatını etki edecek oyuncu bulundurma şansına pek sahip değildik. Evet. Genelde işte ya yabancı sınırlamasına göre bir Tomić oturuyordu ya Yusuf Emre oturuyordu. Doğru. Oktay sakatlandığı için o yoktu. Doğru. Ama o dönemde mesela niye hiç A2'den bir forveti çıkarıp en azından kulübede bir tane forvet atıyorsun? Forvette sıkıntımız yoktu o ara. Şöyle söyleyeyim, Stanku ve Zek iyi bir ivme yakalamışlardı o süreçte. Jimmy, Stanku, Zek. Zaten bizim o ikinci yarı başladıktan sonraki süreçteki performansa baktığınız zaman onu destekleyici özellikle Stanku'nun, Zek'in, Jimmy'nin, Gosson'un, Doğan'ın performansları takımı çok hem defansif hem ofansif anlamda çok yukarı taşıdılar ki o ara zaten Stanku'nun golleri, Zek'in, Jimmy'nin golleri bizi o anlamda çok sıkıntıya sokmadı. Ama şimdi öyle bir süreç yaşıyorsunuz ki her maç çok değerli. Yani diğer takımlar kazanırken biz ivmeyi çok yukarı taşıdık. O ara sıyrıldık zaten. Yani bizim amacımız son 5-6 haftaya kadar en azından bu psikolojiden kurtulmaktı. Ki bunu başardık. Ki son 5 hafta maç periyoduna bakarsanız da çok zorlu maçlarımız vardı. En azından oraya rahat girmek istedik. Bu rahatlık içerisinde de tabii o süreçteki aşırı zorlanma hep aynı oyuncularla bu ligi devam ettirdik. Yani çok fazla senin de ifade ettiğin gibi geriden gelip çok fazla katkı yapamadılar. Dolayısıyla hep 11-12 oyuncuya yüklendi. Dolayısıyla da zaman zaman sakatlıkların getirdiği değişimlerde çok fazla aynı performansı göremedik diğer arkadaşlarımızdan. Ama dediğim gibi kolay bir süreç değil. Ben bu süreci anlayabiliyorum. Bu süreçleri çok yaşadığım için bana çok farklı gelmiyor, çok değişik gelmiyor. Bundan önceki süreçlerde de kulübeye bakıp çok sıkıntı yaşadığım süreçler oldu. Ama oyuncu kendi performansını da yukarı taşıma adına bir şeyler göstermek zorunda. Bir değerlendirmelik bittiği zaman da biz de yapacağız. Yani ayrılıklar muhakkak ki olacaktır. Bu ayrılıklar bazen üzüntülü olacaktır, bazen gerekli olacaktır. Ama rekabet sadece bizim oturduğumuz sandalyede değil, oyuncu grubunda daha fazla rekabet var. Altta bir sürü çeşit var, alternatif var. Dolayısıyla en azından bu sene Gençler Birliği'nin o anlamda kadro derinliğinde yaşadığı sıkıntıları yaşamam adına gelecek sene onların önlemini alacağız, onu söyleyebilirim. Şimdi aslında Gençler Birliği için kritik soru şu. Hani siz bu planlamayı yapıyorsunuz ama gelecek senenin hazır planlamasında isteklerinizi ne kadar yerine getirebileceğinizi düşünüyorsunuz? Ben biraz daha derinleştireyim onu. Geçen sezon siz Antalya'da 3. giderken Fuat İlhan Başkan'ın bir açıklaması oldu. Sizi takdir ettiğini, çok güzel bir iş becerdiğinizi takdir etti. Aynı tarihlerde Fuat Çapa da benzer bir açıklamayı yaptı. Mehmet Özgür'ü ben de çok takdir ediyorum ama kadrosunu o kuruyor, kendi kuruyor dedi. Evet. Biz İlhan Cavcıoğlu'nun onun mesajından sizin bir gün buraya geleceğinizi tahmin ettik ama şimdi önünüzde bir Gençler Birliği yapısı var ve başkanın belirlediği bir transfer politikası var. Burada profesyonel bir yapıda futbolcuları izlense falan dahil son kararı hoca değil, genelde başkan veriyor. Transfer döneminde siz bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Vallahi açık konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim. Yani demin de ifade ettiğim gibi elimizde 12 tane yabancı var. Bir kere bu bir realite. Bunların 3'ü bitiyor. Elimizde 9 tane yabancımız var. Bir kere gelecek sene 6+2 olacaksa buradan bir kere eksiyle başlıyoruz. Evet. Ki yabancı konusunda bir rotasyon olacaktır, değişim olacaktır. İlk önce elimizdekilere, yani Gençler Birliği camiasına yakışır bir şekilde teşekkür etmek lazım. Benim birinci söylediğim şey bu. Yani biz elimizde tabii ki 4'ünü veya 5'ini muhakkak ki tutacağız. Bir 2 veya 3 tane yabancı alacağız. Yani bu takıma ciddi anlamda gelip katkı sağlayacak yabancılar alacağız. Bunun yanında Türk oyuncularla muhakkak ki takviye yapmak zorundayız. Ki bununla ilgili bir ön görüşmemizi yaptık zaten başkanla. Gerekli isimleri verdik. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelip bunlarla ilgili bir görüş alışverişi yapacağız. Bir kere ilk önce elimizdekilere teşekkür etmeliyiz. Yani onlara teşekkür etmeden istediğiniz kadar alalım deseniz bile imza atma şansınız yok. Elinizdekileri boşaltmadan atma şansınız yok. Ama biz almak istediğimiz oyuncuları A, B, C planı ile ilgili o konularda hep hazırlıklıyız. Hem takıma ciddi anlamda katkı sağlayacak, hem de kulübün ekonomik anlamda bünyesini çok fazla zorlamayacak iyi oyuncular alacağız, almalıyız da. Geldiğim ilk günde söyledim, yani Gençler Birliği 18. sırada geldiğim zaman yakışmıyor. Yani bu durum yakışmıyor Gençler Birliği camiasına.
Türkiye Süper Ligi'nde dört büyükten sonra en fazla yer alan kulüp Gençler Birliği camiası. Dolayısıyla Gençler Birliği takımı 18. durumdaysa herkes kendini sorgulamalı. Dedi ki yani ben de dışarıdan baktığım zaman Gençler Birliği takımını kulübüyle, başkanıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla ciddi bir ağırlığı olan bir yapısı var. Dolayısıyla ama içine girdiğiniz zaman bu apıyı daha yukarı çıkarmak için planlar koymalısınız. Ki yaşadığım bu süreçte de 6 aydır buradayım. Bulunduğu yeri kabul etmemesi, burayı benimsememesi benim için çok önemli. Son 6 senesine bakıyorum. 10-18 arasında hep gitmiş gelmiş. 12-13-14 hep buralarda. Ben dışarıdan biri, bırakın buradan çalışan teknik adam olarak, hem Ankara'nın tek takımı olması, hem en eski kulüplerinden biri olması dolayısıyla bulunduğu konumu Gençler Birliği camiasına yakıştıramıyorum. Çok net söyleyeyim. Atlardan oynamayı nasıl oynaması gerektiğini de biliyor. Öğrendi Gençler Birliği. Bunun bilmemesine rağmen, öğrenmemesi gerekirken burada nasıl oynanacağını da biliyor artık. Maalesef. Dolayısıyla gelecek planlamada da kısa orta uzun vade planlamalarda da yukarılarda olmayı, yukarılarda kalmayı, orayı benimsemeyi, orada mücadele etmeyi öğrenmeli. Yani benim en büyük hedefim ki Gençler Birliği ile ortak padede buluşacağımız nokta en azından ilk altının içerisinde 200 sene böyle buraları devamlı nefesleyen, buralarda olan ve daha sonra hedefi biraz daha yukarıya koyabilecek potansiyel olan bir kulüp. Yani bu hem Ankara'nın tek takım olması, ciddi bir seyirci kültürü, seyirci profili olan bir kulüp. Yani bugün itibariyle bakıldığı zaman en iyi derecesi son 6 senede 12-14 olan bir değerlendirmede seyirci sayısının her sene artan bir yapı olması demek ki başarıyla alakalı bir şey değil. Evet. Bu Gençler Birliği kültürüyle alakalı bir şey, sevgisiyle alakalı bir şey. O zaman bu seyirciye biraz daha güzel şeyler verirseniz o stadın dolmama imkanının olduğuna inanıyorum. Muhakkak ki dolacaktır. Önemli olan bir şeyleri de vermeyi artık alışkanlık haline getirmeli. Oraya gelen insanlar da Gençler Birliği'nde ben şu oyuncuyu seyretmeye gidiyorum, Gençler Birliği takımını seyretmeye gidiyorum düşüncesini vermek çok önemli. Biz de bunu vermeliyiz. Öyle düşünüyorum ben. Onun için yukarılarda kalmanın da bedeli ağır. Yani orada rüzgarlar çok ağır. Orada öyle hadi gidelim kalalım demekle de olmuyor. Oraları bir benimsemek, özümsemek çok evet. önemli. Bunu yapabilecek kültürü var, potansiyeli var, ekonomik gücü de var, olmalı. Yani bu yeni planlamada muhakkak ki buraları zorlamalıyız ve buralarda olmak için gereken her türlü savaşı vermeliyiz diye düşünüyorum. O planlamada uzun vade görebiliyor musunuz hocam? Şimdi Gençler Birliği'nde 2 sene teknik direktörlük yapan adam en fazla hocalık yapan ilk 10 içerisine girebiliyor. Öyle bir garip durum var maalesef. Evet, evet. Siz bu planlamaları yaparken uzun vadede önünüzü görebiliyor musunuz? Zor bir soru. Yani ben çok gerçekçi bakıyorum. Şimdi biz istediğiniz kadar plan projeleri ortaya koyun. Vizyonunuz olsun. Evet. Doğru planlamayı yapın. Ama bunu destekleyecek en önemli unsur saha başarısı. Saha başarısında eğer istediğiniz noktada değilseniz bu ülkede evet işler kolay gitmiyor. Yani eleştiri olacaktır, baskı olacaktır. Bunlar futbolun doğasında var olan şeyler. Geldiğimizde de aynı şeyle yaşadık. Yani biz 18. geldik evet. Orayla destekleyince işler kolaylaştı. Orada başarılı olsanız da sizin background'unuz, geçmişiniz, planlarınız, projeleriniz hiçbir anlam ifade etmiyor Türkiye'de. Bir kere bu gerçeği kabul edeceğiz. Bizim başarılı olmamız için en önemli etkenlerden biri sahadaki neticeler, başarılar. Ha, biz işimizi seviyoruz açıkçası. Çok net söyleyeyim. İşimi çok seven bir insanım. İyi bir ekiple çalışıyorum. Yani iyi bir gözlemciyiz. Hayatımızın çok büyük bir kısmı oyuncularla birlikte geçiyor. Bu heyecanı geldiğim ilk gün yine duyuyorum. Bugün nasıl heyecanlıysam geldiğim ilk günde bu heyecanı duyuyorum. Zaten bu heyecan içimde kaybolduğu zaman da bu işi yapmak gibi bir şeyim yok. İsteğim de yok. Çok net bu iştah, bu heyecan, bu coşku içimde olduğu sürece de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Benim de kendime göre çizdiğim bir yol haritası var. Hem kendimle ilgili hem geleceğimle ilgili. Ve ben nerelere gidebileceğimi, nerelerde olacağımı da çok iyi bilen bir insanım. Onun için sabırlı bir şekilde çalışarak devam ediyorum. Çok şey öğrendim, çok net söyleyeyim. 5 yılda Antalya'da hayatımda belki birçok teknik adamın 10-15 yılda harcayamayacağı tecrübeyi ben orada 5 yılda çok üstüne koyarak yoluma devam ettim. Buraya geldiğimde benim için burası hiçbir zaman risk olmadı Gençler Birliği Kulübü. Çünkü ben bu riskin çok altında ortamlarda çalıştığım için zaman zaman insanlar bana burada 2 maç kaybettiğimizde bir karamsarlık. Biz hiç karamsar olmadık çünkü bu ligin nasıl olduğunu, nasıl oynandığını, nasıl gideceğini az çok tahmin edebildik ki bu konuda hiç de yanılmadık.
Yanıldığımız nokta belki biraz daha üstlerde yakalayabilirdik. Beklentimizin evet. biraz daha üzerine çıkabilirdik. O bizim de aslında çok fazla öne koyduğumuz hedeflerden biri olmadı ama maçlar, sonuçlar bir anda bizi çok farklı yerlere getirdik. Ama tabii orada da oyuncu anlamında sıkıntılar yaşadık, yaşamadık değil. Derinlik anlamında yani rotasyon anlamında çok fazla o değişimi yapamadığımız için. Trabzon maçındaki cezalar. Yoruldu yani oyuncular ciddi anlamda yoruldu. Sakatlıklar, cezalar o anlamda çok fazla takviye yapamadık. Hocam İstanbul takımlarıyla markalaşmış yakın zamandaki 3. teknik direktör sizsiniz. İlk başta Oğuz Çetin geldi. Ondan sonra Bülent Korkmaz geldi. Şimdi siz geldiniz. Evet. Oradan bakınca nasıl gözüküyordu Ankara? Futbolculuk zamanınız nasıldı? Gençler Birliği tribünleri o zaman biraz daha seyretti. Aslında çok eskiye dönmeyin. Yani, hatta şunu sıkıştırın. Birisi şeyi sormuş. Kona Kuşev Moşe'ye karşı oynadınız. Evet. Hani, Gençler Birliği yeni taraftarlar için bir efsane dönem o üçlü. Doğrudur. Nasıl hatırlıyorsunuz o üçlüyü diye bir soru vardı. Sağ içinde iyi hatırlamıyorsun tabii. Yani çok kaliteli oyunculardı. Ankara Gençler Birliği her zaman çok zor deplasmandı bizim için oynadığımız dönemlerde. Evet bir kupa maçı vardı. Hem iklim şartlarıyla hem takım kadrosu anlamında. Buraya geldiğiniz zaman her türlü sonucu açık maçlar oynuyordunuz. Zaman zaman kaybettiğimiz çok maç oldu. Zaman zaman kazandığımız maçlar da oldu. Kupa maçları da oynadık burada. Ama ben o zamanlar belki bu kadar daha net idrak edemiyor olabilirim. Yani profesyonel oyuncu sadece saha içindeki oyuna bakar ve kazanır kaybeder yoluna devam eder. Ama 5 yıldır teknik adam anlamında, onun öncesi Malatya var tabii ama özellikle Antalya'da her Ankara'ya geldiğimizde Gençler Birliği maçının hiçbir zaman kolay geçeceğini düşünmedik. Ve bunu da hep söyledik. Demin de ifade ettiğim gibi dışarıdan çalışan, dışarıdan gözlemleyen biri olarak Gençler Birliği'nin ciddi bir Ankara'ya geldiğiniz zaman ciddi bir baskısı var. Yani buna forma rengi mi dersiniz? Ankara'nın o seyirciyle bütünleşen yapısı mı dersiniz? Burada hiçbir zaman kolay maç oynamadık biz. Dışarıdan baktığım zaman da işte kulüp yapısı, başkan, yönetici, seyirci, oyuncu kadrosuyla her zaman her neticeyi alabilecek kadar güce sahip bir takımdı. Ki geçen seneki kadrosu bakıldığı zaman ciddi anlamda bir kadrosu vardı Gençler Birliği'nin kadrosu. Biz Fuat Hoca'ya beğendirememiştik. Yani bilemem tabii herkesin yorumuna da saygı duyarım. Ama bu sene de mesela özellikle 8. haftadan sonra hep oyunculara şunu söyledim. Burası Ankara. Burası bizim evimiz. Burada her takıma karşı favori olan takım biziz dedim. Ki burada da her takıma karşı favori çık. Ha, zaman zaman kaybettik. O önemli değil ama o ağırlığımızı gelen her takıma hissettirdik. Bu önemli bir evet. değerdir. Bu önemli bir güçtür. Bu güç seneye inşallah daha büyüyerek devam etmeli. Ve burada tabii en önemli itici güç de seyirci. Yani seyircinin takım üzerinde ciddi bir etkisi var. Bütünlüğü var. Birçok maçta da onların pozitif etkisi o anlamda takıma müthiş bir enerji katmıştır. Ki o anlamda Trabzon maçını unutmam. Yani 2-0'dan geri gelmemizdeki en önemli etken seyirci profilidir. Maçın içine girmesidir. Oyuncuyu desteklemesidir. Yani bugünkü pozisyona gelmemizde eğer biz bugün bu görüşmeyi yapıyorsak ve Gençler Birliği'nin bu seneki başarısını konuşabiliyorsak burada itici güç seyirci grubudur. Onu da söyleyeyim. E-bilet konusunu o zaman biraz açalım hocam. Evet. Yani. Hani son dönemde e-bilet hani gündemde olan bir mevzu. Hani Gençler Birliği taraftarları da bundan muzdarip olan ve bu şikayetini en fazla dile getiren taraftarlardan biri. Tribünden sahaya nasıl yansıyor bu tepki? Bir, iki, hani gelecek sezon için tribüne gelmeyeceğini ifade eden birçok taraftar var. Hani bu konuda Evlet'in görüşünüz önemli. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bir de Evlet'le ilgili? Ön hazırlıksız verilmiş bir karar. Ben öyle bakıyorum. Yani belki gelecek seneyle ilgili bir başlangıç süreci olsaydı insanlara belki biraz daha doğru anlatılabilirdi. İçeriğinde çok karmaşık olan bir sistem. Daha insanların birçoğu algılayamadı. Ki kulüplerde çalışan veya o anlamda aktif gören insanların da birçoğu şeyi algılamadığını düşünüyorum. Tabii ki seyirciyi tribünden bugün itibariyle uzaklaştırdı. Bunu çok net söyleyebilirim. Sadece bizim seyircimizin mutsuz olduğu bir ortam yok. Bence Türkiye'deki tüm seyirci gruplarının mutsuzluğu ortada. Cezalı olan müsabakalarda baktığınız zaman kadınlar anlamında, kadınlar ve çocukların oynadığı müsabakalarda
Sayı artık 25'lere 30'lara kadar düştü. Yani evet. Zaten böyle bir insanların genel yapı itibariyle futboldan biraz uzaklaştığı bir ortamda bunu daha da yukarı taşımak çok sağlıklı bir durum olmadı. Bununla ilgili ön çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı? Avrupa'da bunun örnekleri var mı? Bildiğim kadarıyla İtalya'da denendi bu. Burada da seyirci sayısında ciddi bir azalma oldu. Sonra tekrar adım attılar. Açıkçası gelecek yılla ilgili nasıl bir tasarruf olacak onu bilmiyorum ama bugünkü itibariyle içinin çok dolu olduğuna inanmıyorum. Yani böyle bir başlangıç yapıldı ama başlangıç anlamında ne başlayanlar ne buna kabul edip reaksiyon veren bir grup olmadı. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. İçeriğini doldurmak ve doğru anlatmak çok önemli. Bu konuda biraz acele ettik gibi geldi bana. Ama zaman ne olacak onu bilmiyorum. Örneğin Bursa Spor maçı sonrasında Doğan'ın açıklamaları, hani biz de taraftarımızın neyden sıkıntılı olduğunu farkındayız elbilet konusunda. Hani onların kaygısını paylaşıyoruz açıklaması vardı. Bu aslında taraftar için sahada alınan galibiyet kadar değerli bir şey. Tribünde taşıdığın kaygının sahadaki topçular tarafından da paylaşılıyor mu? Bir de insanları tribünden uzaklaştırmamalıyız ya insanları. Ya her geçen gün sayı düşüyor. Yani bakıldığı zaman işte İspanya'ya bakın, Almanya'ya bakın, İngiltere'ye bakın. Ortalama 30-35'e oynuyorlar. Evet. Seyirci sayısı. Düşen takım da olsa, şampiyona giden takım da olsa yani ortalama minimum. Ya biz bakıyoruz işte yani Fenerbahçe, Galatasaray haricinde belki biraz da Beşiktaş'ın o anlamda stadı olmadığından dolayı sıkıntısı olabilir. Bütün statlar boş. Ve sayı devamlı azalıyor. Yani dolayısıyla insanları bence stada çekmek için neler yapılabilir? Bunun projelendirilmesi çok önemli. Yani insanlar artık statlara gelmekten çok haz etmiyorlar. Yani bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Bununla ilgili projeler üretmek ve bunu hayata geçirmek çok daha önemli. Yoksa insanlar o anlamda dediğiniz gibi e-bilet konusunda ciddi anlamda sıkıntıları var. Futbola geri dönelim. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Bazı hocalar sadece ben işimi yaparım, takımla ilgilenirim, takımdan sorumluyumdur. O kısma bakar. Bazı hocalar mutfaktan altyapıya kadar her şeyle ilgilenir. Siz Antalya'da bildiğim kadarıyla her şeyle ilgilenen bir hocaydınız ama Gençler Birliği'nde bu durum nasıl oldu? Gençler Birliği'nde vaktiniz oldu mu daha doğrusu? Şöyle söyleyeyim yani kıyaslamak bugün için çok doğru olmayabilir. Çünkü 5 yıl çok uzun bir süre. İlk geldiğimde de Antalya'ya ilk 1,5-2 sene yaşamak için mücadele ettik. Çünkü yaşamak çok önemliydi. Altyapı içinde, kulüp içinde, gelecek içinde. Daha çok ilk 2 sene A takımı ligde tutma adına bütün projeleri ortaya koyduk. Ondan sonra zaman içerisinde biraz daha alt taraflara eğilerek altyapıyı özellikle o anlamda düzenlemeye ve toparlamaya çalıştık. Bunda da çok başarılı olduk. Tabii altyapı anlamında Gençler Birliği Türkiye'nin o konuda en fazla üreten, en fazla piyasaya çıkaran, oyuncu grubunu piyasaya çıkaran kulüplerden bir tanesi. Türkiye Süper Ligi, Bankasya 3, 2, bütün liglere bakın muhakkak ki Gençler Birliği orijinli çok takım var. Çok çok oyuncu var. Bu oyuncuların birçoğu da takımlarına ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Sizin dönemizde Antalya'nın yarısından çoğu Gençler Birliği kökenliydi. Buradan oraya gelenler evet çok oldu. Çok da değerli oyunculardı. Yani bize de çok fayda ve katkı sağladılar. Tabii ben özellikle bu bulunduğum kısa süre içerisinde tabii ki A takımın bulunduğu konumdan daha sağlıklı bir yapıya gelmesi adına 12-24 burada ciddi emek ve zaman harcadık. Burası benim evim öyle bakıyorum ve buraya hakimim çok net söyleyeyim. Yani burada çalışan aşçısından, sekreterinden, güvenliğine kadar hepsiyle temasımız var. Bu başarıdaki asıl görünmeyen kahramanlar onlar. Burada çalışan emekçiler. Onların emeğine çok saygı duyuyorum. Çünkü onların hizmetleri oyunculara çok önemli. Güler yüzle yapmaları çok önemli. Biz bu iletişimi kurduk burada. Başarının ana noktalarından biri de bu buradaki. Ben bulunduğum yerde her şeye el atmayı seven bir adamım. Yani bunu çok net söyleyeyim. Bunu yaparken de severek yapıyorum. Vakit ayırarak yapıyorum. Yani tesiste de yapacağımız çok şeyler var gelecek seneyle ilgili. Onları da lig bittikten sonra burada yapacağımız ufak tefek inşaatlarımız var. Siz oraya da girdiniz evet, inşaat evet, işlerine. Onları yapacağız. Evet. Sen şimdi Bülent hani Antalya'daki o çok fazla gençlerden gelen oyuncu grubundan bahsetti. Benim aslında aklımda bu Jedinak'la ilgili bir soru vardı. Şimdi Premier Lig bitti ve yıllık ortalamalarda en fazla reyting ortalamasına sahip ilk 11 oyuncudan biri olarak ilk 11'e seçildi. Evet, takım kaptanı olarak. Yani Jedinak
gençlerde çoğunlukla yedekte bekleyen bir oyuncu oldu. Yani Antalya'da da yine öyle iyi maçlar çıkardığı oldu ama genellikle vasat bir görüntüdeydi. Bize iyi oynadı. Ama yine de böyle Premier Lig'de ilk 11'e seçilecek bir adamı biz ama Türkiye Ligi'nde ya da Gençler Birliği'nden verimli oynatamıyoruz. Gençler Birliği'nden bize geldiğinde tabii Gençler Birliği o anlamda yabancı tercihlerini çok fazla yapabilen ender Anadolu kulüplerinden bir tanesiydi. Yani belki o tercih anlamında Cedina'yı tercih etmediler o süreçte. İyi ki etmediler. Yani bize o anlamda çok fayda sağladılar ki Cedina çok profesyonel ve karakteri çok düzgün olan bir oyuncuydu. Bize de çok faydalı oldu Antalyaspor'a. O dönem sanıyorum 6 veya 7 tane gol attı. Yani gol ortalaması da orta saha oyuncusu için 6-7 çok yüksek bir rakamdır. Evet. Bunu yakaladı. Özellikleri var. O özellikleri doğru kullandırmak çok önemli oyuncuya. Yoksa eğer doğru yerde doğru özellikleri kullandırmazsanız vasat oyuncunun üzerine çıkamaz. Yapı olarak öyle bir yapıydı. Biz doğru pozisyonda oynattık onu. Ondan sonra Championship'e gitti. Yani ikinci lige gitti. Oradan birinci lige içinde daha hatta geçen hafta mı? Ondan önceki hafta konuştuk. Yani onun başarısıyla da biz çok mutlu oluyoruz. Yani sözleşmesi bitiyormuş biz galiba. İletişimleri çok, yani, ya iletişimleri çok koparan bir yapıya sahip değiliz. Yani iletişimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ben bugün itibariyle hem oyunculuk döneminde hem Antalya'da hem Malatya'da hem burada ayrıldığımız oyuncularla o iletişimi çok koparan bir insan olmadım. Olmayacağım da. Çünkü yarın neyle karşılaşacağınızı çok bilmiyorsunuz. Futbolun içerisinde de bu insanlar kendi ülkelerinin önemli oyuncuları olacaklardır. Veya futboldan sonra önemli yerlerinde olacaktır. Mutlak. İletişim çok önemli. Ama Cedina'nın başarısıyla biz de bu sene çok mutlu olduk. Yani müthiş bir performans. Haklı yani onların elinde. Gelecek yılın kadro yapısıyla ilgili sorular geliyor böyle parça parça. Onları kısa kısa geçeyim ben isterseniz hocam. Olur. Şimdi Fildiş sahillerinin kadrosu açıklanmış galiba. Gosso yokmuş. Evet. Bu Gosso'nun sözleşmesini yenilememiz için bir avantaj mıdır diye. Olabilir. Sormuş. Yani biz seneye Gosso'yla devam etmek istiyoruz. Bunu söyleyebilir. Tamam. Onu söyleyeyim. Tamam. İspanya 2. liginde başarılı bir sezon geçiren Lekic gelecek sezon planlamasında yer alacak mı? Açıkçası dediğim gibi öne daha farklı karakterli bir oyuncu alıyorum. Ama tabii kulübün anlaşmalı oyuncusu. Yani demin de konuya başlamadan önceki sıkıntılarımızdan bazılarından birkaçından biri evet. de o. Yani evet. bu oyuncular evet biz gitmek istemiyoruz derseler o anlamda bize sıkıntı yaratabilirler. Sadece Lek için değil birkaç oyuncu var. Bu süreci çok kısa bir sürede çözmemiz gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çözersek yani yapı olarak biraz daha farklı yapıda bir oyuncu arıyoruz. Yani biraz daha atletik, biraz daha gol vuruşu yüksek. Çünkü gelecek sene o anlamda biraz daha gol yüzdemizi ve yükümüzü daha farklı oyunculara bölerek daha yukarı taşımalıyız. Gençler Birliği'nde şöyle bir durum vardır hocam. Yani bu problemler kolayla aşılmaz. Transfer döneminin son gününde alacağı transfere kadar sürmez. Çünkü niye? Büyük bir ihtimalle Haziran 27-28 gibi yeni sezon başlayacak. Yani dolayısıyla bir hafta sonra da bütün oyuncular gidecektir kendi ülkelerine. Ama tabii gitmeden ve en azından menajerleriyle oturup bizim önümüzü çok net görmemiz çok önemli. Çünkü niye? Alacağınız oyunculara ancak ön protokol imzalatabilirsiniz. Dolayısıyla resmi imza atamazsınız. Resmi imza atamadığınız sürece de kimse kimseyi beklemez. Klasikçe düşünüyor musunuz örnek göstereyim hocam gelecek sene? Valla tam detay şimdi oydu buydu dersek çok kişiselleştiririz. Hayır, hayır. Şöyle söyleyeyim. Geçme şansı yok mu Klasik yok, için? Yok. Zamanında başvurusu yapın. Zamanında başvursaydı olabilirdi. Türkiye'de gerçek olan bir şey. Türk oyuncular çok kıymetli, çok değerli. Biz de Türk oyuncu yapısını biraz daha güçlendirmeliyiz. Biraz daha kalitemizi yukarı taşımalıyız. Bunu söyleyebilirim. Yani bugün itibariyle Türk oyuncu grubumuz biraz daha seviye olarak yukarı çıkmalı. Şimdi transferle ilgili örneğin biraz önce bahsettiğiniz farklı tipte bir ileri uç oyuncusu. Evet. Örneğin Antalyaspor'dan bir isim olabilir mi? Hani Antalyaspor'dan eski takımdan transfer etmek istediği isimler var mı? Şimdi söyleyeceğim çok farklı anlaşılacak. Onun için ya, bu süreci çok bu süreci çok sağlıklı ve sağlam yapmak istiyoruz. Çok net söyleyeyim. Bazı oyuncuların mukaveleleri devam ediyor. Bazıları boş kalıyor. Bazıları yani yabancıda çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Onunla ilgili çok hazırlıklıyız. Türk oyuncular o anlamda bizim için biraz daha önemli ilk sırada. Çünkü orayı biraz toparlamamız lazım. Almanya'da Türk çocuklarımız var. Onlarla birkaçıyla görüşüyoruz. Onlar olursa o anlamda kalitemizi biraz yukarı çıkaracağız, çıkaracaklar.
Ama bugün itibariyle şu oydu, buydu dersek biraz afaki konuşmuş olurum. Hocam gençler bir de sırf konusu var. Sırf konusu var. Daha doğrusu sırf diyemeyim de o coğrafya konusu var. Yıllardır transferler genelde o bölgeden yapılıyor. Yok, bu sene o taraftan oyuncumuz yok. O taraftan alacağımız oyuncu yok. Bunu söyleyebilirim. Ha, başkanın düşündüğü var mıdır peki? Yani bu sizin düşündüğünüzdür ama başkanın kafasında bir iki tane belki futbolcu vardır yönlendirdikleri. Karşınıza gelebilir mi? Sizin düşündüğünüz tahmin Tahmin olsun. Etmiyorum. Her Geleceğini şey. Tahmin etmiyorum. Erdem? Bakıyorum. Kısa ve net söyleyeyim. şimdi... Ya yine kişi bazında sorular var. Hani Dusko Tošić de uzun vadede çalışmak ister misiniz tarzında. Tošić oyuncumuz zaten. Yani devam ediyor. Ondan da memnunuz. Çok net söylüyorum. Zeki'nin performansında ciddi bir değişiklik oldu. Bunu basın toplantılarında falan da size sorduk ama. Evet. Galatasaray maçı hariç neredeyse her gol attığı maçta takım kazandı. Ve biz yıllardır Zeki izliyoruz. Galatasaray'da evet. Çıkmasaydı belki Galatasaray'a da kazanamadık. Öyle diyelim. Bari. Evet. Yolda çıktı kazanamadık. Doğru. Son periyotta bu birden coşması, daha doğrusu gol oranının arttırması, sözleşmesinin bitmesine mi bağlamak lazım, size mi bağlamak lazım ya da neye bağlamak abi, lazım hocam? Bilemiyorum. Tabii Zek'le konuşmak lazım ama ortalama geçen sene de 6 gol attı. Bu sene de 6 gol attı. Yani sonlara doğru özellikle Stanku'dan sonra ön plana attık. Yani santrafor mevkini atınca orada kenardaki performansından bir adım daha öne çıktı. Yani bir kere özellikleri var, yok değil. Bakıldığı zaman bu sene de kendi kariyeri adamına başarılı bir süreç yaşadı yani. Ama tabii futbol sadece 8 hafta, 10 hafta, 12 hafta değil, 34 haftanın geneline bakmak lazım. Yani artık bu ligi tanıyan önder oyunculardan bir tanesi artık. Evet. Yani belki geldiğinde başvursaydı o da Türk statüsüne girecekti yani. dolayısıyla yabancı değerlendirmeleri ve kararları bizim için çok itinayla verilmesi gereken şeyler. Onun için... Peki Zek'le ilgili nasıl şu anda kafanızdaki düşünce hocam? Gelecek seneyle ilgili. Ya şöyle sözleşmesi bittiği için soruyorum. Şöyle çünkü. İşte sözleşmesi biten 12 tane oyuncunun 3 tanesi bitiyor. Elimizde 9 tane var. Bir kere bunlar boşalmadan başka bir oyuncuyla bir şey yapma şansımız yok. İstediğiniz kadar olumlu. Buna Gosto da dahil. Şimdi tabii Jimmy örneğinden yola çıkarak bu soruyu soralım. Başarılı futbolcuların takımda kalmak istemeyip hani İstanbul'daki 3 takımdan birine gitme tercihini kullanmak istemesi. Hatta Jimmy'le bugün konuştuk. Ben İstanbul'da düşünüyorum. Avrupa'ya gideceğim falan diyor. Ne güzel kendine güvenmesi çok önemli oyuncu için. Yani ne zaman böyle ilk tercih olan bir takım kulüp olacağız diye bir soru sormuş taraftar. Bu birebir size bağlı bir şey değil. Gençler Birliği'nin sorunu değil bence. Yani bütün Anadolu takımlarında bu tür sıkıntılar var. Eğer oyuncuyu büyük kulüpler talip ise oyuncuyu orada tutmanız çok zorlaşıyor. Yani buna büyük takım havasını yaşamış oyuncu olsa bile ki ben bu örneği yaşadım. Necati Ateş'te. Büyük takım işte İspanya hayal kırıklığı geri geldi. Müthiş bir performans. İşte transferin son gününde Galatasaray takımına verdik. Yani eğer büyük takımlar evet ben bu oyuncu istiyorum benim kadromuz olsun diyorsa oyuncuyu çok fazla burada tutamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla orada da iş neye geliyor? Hem oyuncunun mutluluğu hem de kulübün mutluluğu. Eğer iki tarafta o anlamda anlaşabilirse o zaman oyuncunun da önünü tıkamıyorsunuz. Jimmy bizim için önemli bir oyuncu. Çok net söyleyeyim. Bir de Türk olması çok büyük avantaj. Ama tabii gayri resmi birçok şey var. Söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor, yorumlar yapılıyor ama resmi olan herhangi bir şey yok. İlk önce tabii resmi olan teklifin kulübe gelmesi lazım. Kulüp de bakmalı. Yani kulübü mutlu etmeli. Sonra Jimmy'yi mutlu etmeli. Ortak noktada buluşabilirlerse bu değerlendirme yapılabilir. Ama bugün için bunları konuşmak çok da sağlıklı, doğru bir ortam değil. Şimdi yabancılar azalıyor. Gidecek oyuncular var ister istemez. Takımın neredeyse yarısından çoğunu gelecek sene göremeyeceğiz gibi bir şey hisse kapıldı. Bu gelecek sezon açısından bir şey yapar mı? Yani yeni bir yapılanma diyebilir miyiz aslında? Aslında bakıldığı zaman defansta çok değişen bir oyuncu grubumuz olmayacak. Orta sahada da çok. Ön tarafta biraz değişiklik yapacağız. Çünkü attığımız gol sayısı yeterli değil. Eğer biraz daha yukarılara çıkmak istiyorsak orada biraz daha üretken, biraz daha gol yükümüzü yukarı çıkarmalıyız.
En kötü yani 40 ile 50 arasında gol bulmak lazım bu ligde belli değerleri yakalayabilmek için. Defansif anlamda çok büyük sorunlar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her mevkide hemen hemen iki oyuncumuz var, devam ediyor zaten. Ama dediğim gibi orta saha ve forvet ağırlıklı takımı biraz daha yukarıya taşıyabilecek oyuncular tercihimiz olacak. Yani hem biraz Türkan daha ofansif oynayacak. Biraz tabii ki biraz daha üretken, biraz daha öne oynamamız gerekiyor, onu söyleyebilirim. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Bu seneki oyun yapımız sizin tercihinizden çok kadro yapısıyla hani belirlenmiş bir oyun yapısı mıydı? Şöyle söyleyeyim, yani birçok şeyi bir anda değiştiremezsiniz. Elinizde sihirli değnek yok. Elinizdeki malzemeye bakarsınız. O malzemenin ne oynayabileceğini gelmeden bir etüt etmeniz lazım. Takımı tanımanız lazım. Ki ne oynayabileceğini, nasıl oynayabileceğini bu süreçte çok net gösterdik. Yani zaman zaman kendimizin dışına çıktığımız maçlarda da hayal kırıklığı yaşadık. Dolayısıyla bu takım oynayabileceğinin maksimum oyun karakterini sezon 8. haftasından 34. haftaya kadar oynadığını düşünüyorum. Biz biraz daha öne oynayan, biraz daha topa hakim olan bir yapıya sahip olmak istiyoruz. Biraz daha ofansif. Çünkü gol atmalısınız maç kazanmak için. Gol atmadan savunmayla bir yere kadar dayanabilirsiniz. Ama gol atma yüzdeniz, oranınız yüksek olursa ki bu 40'ların 50'lerin üzerine çıkarsa o anlamda yukarılarda yer bulmanız daha kolaylaşıyor. Şimdi bulamıyorum ama Özcan'ın bir sorusu daha vardı. Bu Mourinho, Klopp ve Guardiola. O üçünün oyun tarzı arasında kendi mentalitenizi hangisine daha yakın buluyorsunuz? Ya da o üçüyle sınırlamak yani doğru mu? İşte. Her maçın stratejisi, her maçın hikayesi farklı oluyor. Yani maç öncesi birçok şey yazıyorsunuz, düşünüyorsunuz, oynuyorsunuz. Maça bir çıkıyorsunuz, her şey farklı gelişiyor. Bizden geçiyor takım, bizden şimdi Mourinho diyorsunuz, dünyanın en iyi teknik adamlarından biri. İşte Guardiola'ya bakıyorsunuz, işte Barcelona'da yaptıkları, işte bu sene Almanya'da yaptıklarını düşünüyorsunuz. Chelsea-Liverpool maçını seyrediyorsunuz. Chelsea'nin oynadığı gibi başka burada bir Türk Anadolu takımı oynasa derler ki siz ne yapıyorsunuz? Yani 10 metrede penaltı noktasıyla 18'e üzerinde oynadı Chelsea. Sonuç 2-0. Futbolda netice çok önemli. Aynı şey Almanya'daki Bayern Münih Real Madrid maçında. Yani Real Madrid'e bakıyorsunuz 10 kişi de topun arkasında. Günümüz futbolunda artık mevkisel değerlendirmeden çok topun arkasına artık herkes gelmeli. Yani koşu kalitesini biraz yükseltmemiz lazım. Sadece top ayağımızdayken oynamak değil, top rakipteydi kendi doğru pozisyona gelmek, topun gerisine gelmek günümüz futbolunda çok önemli niteliklerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla bunu yapan takımlar da başarı anlamında bir adım daha öne geçti. Dünyanın en iyi takımlarına da bakın, en üst düzey oyuncularına da bakın. Hepsi topu kaybettiklerinde topun gerisinde ve doğru pozisyonda oluyorlar. Bu da o takım performansı ve bireysel performansı çok yukarı taşıyor. En basit örneğinde Türkiye'deki oyuncudan verelim, Arda'dan. Galatasaray'da ve Türkiye'deki oynadığı oyun şablonuna bakın. Atletico Madrid'deki oynadığı oyun şablonuna ve performansına bakın. O zaman o değerlendirmeyi daha kolay yaparsınız. Kendi futbolculuğuna benzettiği bir isim var mı Gençler Yok. Birliği'nde diye sormuş. Yok. Sonra Ozan abi sormuş. Futbol dışında takip ettiğiniz, sevdiğiniz bir branş var mı? Varsa hangisi? Tenis tercih ettiğim spor dallarından bir tanesi. Fırsat bulunca seyrediyorum. Ama oynama şansım çok fazla olmuyor. Yani çok yoğun bir süreç yaşadık burada. Ve böyle de yaşayarak devam edeceğiz. Görüntü de onu gösteriyor. Dolayısıyla daha çok kendi işimizle yoğunlaşıyoruz. Orayı takip etmeye çalışıyoruz. Ama o konuda tenisi söyleyebilirim. Futbolda bırakmıyorsunuz. Elimizden geldiğince antrenman sonrası stresi atma adına kendi aramızda oynamaya çalışıyoruz. Ama tabii ayaklar gitmeyi istese de beyin bazen buna uymuyor. O zaman sorun yaşıyoruz tabii. Hocam Galatasaray maçında bir Petrović krizi oldu. Bateri evet. Bıraktı. Ben onun haberini verirken belki de Mehmet Hoca Gosso sakatlandıktan sonra oyuna Petrović çalacaktı. Aynen, Deniz Naki de olmayacaktı. Çok belki farklı şeyler düşünmüşüm. Doğru söylüyorsun. Petrović'in o günkü hareketini nasıl karşılıyorsunuz? Petrović'le ilgili bir yaptırım uygulandı mı? Uygulandı mı? Cezası zaten hem maddi anlamda hem de kadro dışı kalarak bunu yaşıyor. Ki çok sevdiğim, çok da inandığım oyunculardan bir tanesidir Petrović. İnsanoğlu yani hata yapabilir ama tabii
böyle bir hatayı yapmadan önce gelip benimle konuşsa ben onu ikna edebilirdim. Ona anlam veremedim. Çünkü genç olmasına kadar, olması kadar aklı başında ne yaptığını bilen bir oyuncu yapısı var. Ona yakıştıramadım, ona da söyledim. Çünkü yarı yolda bırakıp gitmektir o gün takımın kamp yaptığı otelden çekip gitmek. Senin de dediğin gibi hep stratejik maçlar oynuyoruz. Yani her oyuncunun her maç oynayacak diye bir kaydısı yok. Kulüp olarak siz kendi oyunculara vecibelerinizi yerine getiriyorsanız ki Türkiye'de bunu ender getiren kulüplerden bir tanesi Gençler Birliği. O zaman herkes işini yapacak ciddi bir şekilde. Biz oyun stratejimizi farklı belirlemiştik. Tabii Galatasaray maçının ikinci yarısında Gosso çıkınca tabii o anlamda orta sahada oyuncumuz yoktu ki sakatlıklardan dolayı, kadro yetersizliğimizden dolayı B planda tabii bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Olmayınca farklı bir versiyona gittik. Bu da zaman zaman bizi sıkıntıya soktu ikinci yarı. Çünkü özellikle o baskıda topu tutmak, topa sahip olmak çok önemliydi. Ki Petro da bu meziyetleri evet. olan bir oyuncuydu. Ama maalesef olmadı. Kendi hatası yapmıştır. Ama tabii yaptığı hatayı daha sonra kendi değerlendirdiğinde çok sağlıklı bulmayacağını da tahmin ediyorum ama burası onun için zor artık. Yani şeyden sonra geldi herhalde antrenmanları takımla beraber çıktı yok, mı yoksa A2 takımıyla çıktı. Burayla ilişkisi kesildi. Evet. Taraftarla ilişkinizle ilgili birkaç tane soru var. Örneğin antrenmanların taraftara kapalı olması, hani sürekli mi kapalı oluyor yoksa bazen mi kapalı yok, oluyor bilmiyorum. Yok, açık antrenmanlara sadece haftanın belli günleri, hafta sonu yaklaştıkça mümkün mertebe daha iç içe ve biz olmak istiyoruz. Özellikle taktik çalışmalarında. O anlamda haftanın başı ortasına kadar gelebilirler. Onda hiçbir sıkıntı yok. Anladım. Bir de şeyi sormuşlar. Tribünden çağrıldığında tribüne gelmeme. Sizin sahaya girmeniz mi yasak? Yok. Antalya olarak. Maçında öyle bir davet yok. Geldi. Duydunuz mu bilmiyoruz. Oyuncuları yolladım. Yok. Evet. Yani sizi çağırdılar direkt. Ya maçın kaybetmesi beni çok etkiledi bu hafta. Açıkçası hiç kaybetmeyi düşünmüyordum. Psikolojik anlamda çok etkilendim. Çünkü 47 puan yapacaktık. Belki bir basamak, iki basamak daha çıkabilirdik. Zaman zaman bunlar olur. Ki oyun içerisinde bir iki kişi, gruplar oradan ifade ettiler. Oyun içerisinde de çok fazla oyuna yoğunlaştığım için bu tür hareketler olmuyor. Çok da sağlıklı bulmuyorum. Ama taraftar önemlidir. Hem bizler için hem takımlar için. Muhakkak ki onlarla daha fazla iç içe olmalıyız. Daha fazla bütünleşmeliyiz. Diyorum bir de takım için çok önemli etkenleri var. Bunu yaşayan biri olarak, dışarıdan görebilir olarak değil, yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu iletişimi biraz daha yakınlaştırmalıyız. Biraz daha öne taşımalıyız ki bu benim için de geçerli, takım için de geçerli. Ancak o zaman işlerimiz biraz daha kolaylaşabilir. Ama maçla ilgili, bu maçla ilgili özellikle takımı çok davet ettiler ki oyuncular geliyordu. Ben yolladım oraya. O maçta şöyle bir e-biletten dolayı başkanı protesto vardı ama şeyi vermeye çalıştı taraftar anladığım kadarıyla. Bizim protestomuz takıma değil, size biz onları seviyoruz, onlar da bizi sevsinler. Evet. Öyle söyleyeyim ki o konuda hiç kimse o konuda bizi yıkamaz onlara karşı. Biz onlara karşı çok büyük saygı duyuyoruz ve çok seviyoruz. Onların da bizi sevdiğini biliyoruz. Takımı da sevdiklerini ve desteklerini biliyoruz. Sonucunda Gençler Birliği Kulübü taraftarıyla, oyuncusuyla, çalışanlarıyla, başkanıyla, yöneticisiyle bir olursa ancak çok daha güçlü olabilir. Onu söyleyebilirim. Hacettepe'nin bugün playoff maçı var. Evet. Hacettepe'yi takip etmişsiniz ister istemez. Evet. Bizim altyapı takımı Gençler evet. Birliği'ne. Oradan gözünüzü kestirdiğiniz evet. oyuncular var mı? Atabey Bul'dan kiralık gitmişti. Atabey gelecek herhalde. Gelecek oyuncularımız var. Onları özellikle kampın ilk bölümünde değerlendireceğiz. Artun var şeyden, Fethiye'den evet. gelecek. Hacettepe'den gelen oyuncularımız var. Onları bir değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Kampın ilk periyodunu da burada yapmak istiyoruz. Açıkçası kendi tesislerimizde yapmak istiyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Bu Hacettepe'yi konumlandırdıkları yer, yani şu anda kulüpte bulunduğu yer, üçüncülük, oradan yetişme tarzı falan, sizin hayalinizi kurduğunuz, planladığınız bir tarz mı? Yoksa o yapıda bir eksiklik var mı? Bir üstlükte olsa daha mı iyi olur? Doğrusu bir üst daha olması daha sağlıklı. Belki banka sitede olması çok daha sağlıklı olabilir. Orası da bir yatırım gerekiyor. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Bu potansiyeli var. Ama Türkiye'deki işleyiş çok daha farklı. Özellikle altyapılarla ilgili organizasyon şemasının biraz daha gerçekçi ve real olması çok önemli. Ben Gençler Birliği işte orada bazı kriterler olabilir. Özellikle alt kategorilerde yeni yapılacak uygulamalarda özellikle
nasıl bir değerlendirme yapılacak gelecek sene, nasıl bir plan organizasyon şeması yapılacak onu bilemem ama bağı olan kulüpler kendi arasında oyuncu alıp vermeleri çok önemli diye düşünüyorum. Biz mesela sakatlıkları çok yaşadığımız bir süreçte eğer İspanya'daki gibi, Almanya'daki gibi olsa o planlama, oradan oyuncuyu alıp oynatma şansımız olsa belki Hacettepe'den iki tane oyuncuyu alıp çıkarabilirdik. Evet. O süreç içerisinde ihtiyaç duyulduğumuz anlamda. O anlamda eksikler var. Yani orada bağımsız takım olarak değil, altyapı takımı olduğu kabul ediliyor. A2 takımından alıyormuş gibi alınabiliyor. Tabii. Yani al-ver yapılabilme şansı çok yüksek. Onunla ilgili bizim de fikirlerimiz var. Onları ifade ediyoruz ve söylemeye çalışıyoruz. Oradaki şemanın biraz daha sağlıklı olması lazım. Sadece kendi içerisinde oyuncuyu evet tolere etmeye çalışıyorsunuz ama bazen yeterli olmuyor. Eğer böyle bir alt kategorideki kendi yapınızda, bünyenizde olan takım varsa oradan oyuncu alışverişinin serbest olması A takım için çok önemli bir detay. Bu detayı anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Orada da dersiniz Bankasya'ya kadar gelebilir. Bankasya'dan çıkma olmaz. Tekrar evet. Altta düşme olabilir. Birçok şey yapabilirsiniz yaptı. Yani. Evet. Ki oradan bugün itibariyle Trabzonspor'da oynayan birçok oyuncu var. Evet. Bunu lig içerisinde alıp vermeyi de serbest bırakmak çok önemli. Hı. Belki çok sıkıştığınız, çok daraldığınız bir anda profesyonel oyuncuyu oradan alıp burada direkt ligde oynatma şansımız olabilir. Hocam hatta şeyde voleybolda, handbolda falan altyapı takımlarının aldıkları puanlar A takıma işliyor. Tabii. Evet. Ya tabii şimdi o kadar detaya giremeyiz tabii de ama orada bir şema eksikliği var. Onu doğru kurgulamak çok önemli. Geçen senelerde bir şey vardı. Fuat Hoca haklı olarak eleştiriyordu bana göre. Altyapı bu kadar düşük maaşla çalışan insanlardan biz altyapıdan iyi oyuncu yetiştirmek değil mi? Bu sadece Gençler Birliği'nin sorunu değil ki. Ya. Ülkedeki bütün Anadolu takımlarına bakın. Buna büyük takımlar da dahil. O konuda bir ciddi sıkıntımız var. Yani hep yıllardır oynadığım dönemde de daha sonraki süreçlerde de ben hep bilirim. Yani altyapıya önem vermeliyiz der herkes. Altyapıya biraz ciddi eğilmeliyiz der. Ben hiç eğileni görmedim ciddi anlamda. Yani evet bu söylemde tamam da eylemde hiçbir hareket yok. Bakıldığı zaman da o anlamda ciddi eylem yapan kulüplerden bir tanesi de Gençler Birliği. Yeterli mi? Değil. Burası da yeterli değil. Bakıyorsunuz spor okullarında belki 1500 kişi var. Ama bu belki 5000'lere 10000'lere çıkmalı. Çünkü Ankara'nın tek takımısınız ve tüm Ankara'ya sahip olabilme imkanınız var. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. O da bir organizasyon. Bazen bunu sosyal sorumluluk projeleriyle yapmanız gerekir. Ulaşamayacağınız yerlere belki ekonomik anlamda size gelemeyecek oyuncuları oradan seçip almanız için bazı farklılıkları ortaya koymanız lazım. Gibi birçok şey var. İnşallah gelecek dönemlerde onlarla ilgili de projelerimiz olacak. Ailenizi getirdiniz mi hocam Ankara'ya? Yok. Kızlarım okuyor. İki tane kızım var. Okudukları için eğitimlerini çok fazla bölmek istemedim. Dolayısıyla benim için de biraz zor oluyor. Zorlandığım tek nokta o zaten. Öbür türlü zorlandığım hiçbir şey yok. Antalya'ya da götürmemiştin aslında. Şöyle son bir sene... Antalya'ya götürdüyseniz kıskanırız. Antalya'ya ilk 4 sene götürdüm çünkü okulları yoktu. Benle birlikte oldular. Ama son senemde okul başladığı için son sene orada da yalnızdım. Eğitimin çok önemli olduğuna inanıyorum ve çok böyle bölünmelerin çok sağlıklı olmayacağına inanıyorum. Bir de gerçekçi bakıyorum. Bizim işimizin ne kadar... İşte 3 yıllık, 5 yıllık açsanız da bazen 3 hafta kalamıyorsunuz. 3 haftalık geliyorsunuz, 3 yıl kalıyorsunuz. Onun için gerçekçi tabularla bakmak ve ona göre plan yapmak hayatın en önemli gerçeklerinden biri. Ben de bunu kullanıyorum. Altyapıdan konuşmuşken seneye A takımda şimdi Ahmet var. Ramazan oynayacak. Yusuf Emre daha fazla şans bulacak mı sizin tahmininiz? Planlarımıza bakacağız. Yani biraz sırf A takımda çıkıp idman yapmak, vakit geçirmek değil. Yani oyuncuların gelişimlerini doğru kurgulamak ve planlamak çok önemli. Bazı oyuncuların kendilerini geliştirmeler için belki değişik kategorilere gidip bu mücadelenin içerisinde olmaları lazım. Hem kendilerini hem de bizleri o anlamda kendilerini görme adına o süreci yaşamaları gerekiyor. Yoksa evet A takımı alalım, burada antrenman yapsın. Antrenmanla gelişim çok zor. Gidip bu mücadelenin içerisinde biraz yoğrulmaları gerekiyor. Dolayısıyla gelecek dönemlerde muhakkak yine alttan gelecektir. Yani bu Gençler Birliği'nden hiçbir zaman duracak bir süreç yoktur. Muhakkak üretmeye devam edecektir.
Önemli olan hazır bir şekilde, oturmuş bir kadronun içerisine oyuncuyu koyabilmek. Yoksa öbür türlü oyuncuyu da kaybedersiniz. Önemli olan takım iskeletini oluşturmak. Yani 7-8 tane böyle standart oyuncunuz olmalı. Aralara atabilirsiniz o zaman ama iyi bir takım iskeleti oluşturmazsanız istediğiniz kadar iyi oyuncuyu atın. Bu sefer çok fazla sağlıklı bir iş yapmış olmazsınız ve oyuncuyu da kaybedersiniz. Ahmet'in gelecekteki hani ilerlemesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani milli takımın değişmez stoperi olur mu? Biraz zamana ne ihtiyacı var Ahmet'in. Ne yönlerini geliştirmesi lazım? Şöyle söyleyeyim. Oynayarak tabii her geçen gün üstüne koyuyor. Onu net söyleyeyim. Gerçekçi olarak bu sene başladı oynamaya. Geçen sene sanıyorum Fenerbahçe ile başladı. Çok fazla oynamadan. Bu sene sezon başı yine kenarda bekledi. Zaman zaman oynadı. 8. hafta itibariyle biz de çok direkt oynamaya başladı. Hatalar yapmadı mı? Yaptı. Hatalar yapacak mı? Evet yapacak. Dediğim gibi yani takım iskeletini biraz daha gerçekçi ve net ortaya koyarsak Ahmet'in performansı o anlamda biraz daha yukarı çıkacaktır. Kolay değil. Yani bir sene evvel A2'de oynuyorsunuz. Gelip televizyonda seyrettiğiniz oyunculara karşı aynı forma, aynı sahada mücadele ediyorsunuz ama bu süreci çabuk aştı. Dediğim gibi yani özellikle bireysel çalışmaları gelecek sene o anlamda biraz daha yapacağız. Oyuncular üzerine eğileceğiz ki onun da şu anda en çok ihtiyacı olan bireysel çalışması. Şimdi Ankara sporuyla, Ankara futboluyla en çok ilgilenen isimlerden biri Bülent aslında. Ankara'da futbolla ilgili bir soru gelmiş. Ankara'da bulunduğun süre içerisinde Ankara'da futbolda başarı adına neler yapılmalı? Analiz yapma imkanını bulabildiniz mi? Anayurt Gazetesi'nden cevap atmış. Şöyle söyleyeyim. Tek bir şey ilk önce bir kere stat yapılmalı. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde statların çatıları göründü. Yani Mersin'de bitti, Antalya bitiyor, işte Urfa'da yapıldı, Antep aynı şekilde, Trabzon başladı, Samsun aynı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin başkentinde daha statla ilgili tek bir hamle yok. Bence en büyük handikap bu. Yani İsveç milli takımını burada oynuyoruz. Oynadığımız stat tarihi bir stat evet ama artık miladını doldurmuş bir stat. Dolayısıyla ilk önce bununla ilgili bir karar verip çok ivedilikle günümüz şartlarına, teknolojisine uygun bir stat yapılmalı. Hatta belki iki tane stat yapılmalı Ankara'ya. Bizim şu anda korkumuz o. Yani şehir dışına atma ihtimalleri de var. Yani Çayyolu tarafına yapılması düşünülüyor. Sincan tarafına. Biz de aman oraya yapacaklarını mevcut yerde kalalım boyutuna mevcut dair geldik. Mevcut yer şu anda neredeyse en sağlıklı yer. Benim gördüğüm kadarıyla aldığım hissettiğim izlenimler bu. Çünkü hem ulaşımı kolay hem insanların benimsemiş olduğu hiçbir zamanda vazgeçemeyeceği bir nokta. Dolayısıyla yıkılıp yapılması daha sağlıklı. Ama tabii bunun kararını biz veremeyiz. Sadece söylem olarak bunu çok bir şekilde net bir şekilde ifade edebiliriz. O sesi biraz daha yukarı taşıyabiliriz. Ve dedikle Ankara ile ilgili yapılacak en önemli ihtiyaç bence Ankara'yı temsil edebilecek günümüz şartlarına, teknolojisine uygun standart güzel bir stat yapılmalı. Devam edelim. Teknik direktörlük sürecinizde karşınıza çıkan eski takım arkadaşlarınızdan hangisini başarılı buluyorsunuz? Bizim jenerasyon tabii Türk futbolunda futbolu bıraktıktan sonra da antrenör olarak, teknik adam olarak önemli misyonlara yüklenmiş insanlar var. Buna Samet Hoca dahil edebilirim. Rıza Hoca'yı dahil edebilirim. Ertuğrul Hoca o anlamda evet kendini ispatlamıştır. Onların yanlarında çalışan arkadaşlarımız zaman içerisinde bizim aynı şekilde çalıştığımız, emek verdiğimiz, başarılarla beraber koştuğumuz arkadaşlarımız var. Bunlar tabii o misyonun önemli ve başarılı oyuncuların yanında teknik adam olarak da bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorlar. Yeni gelecekler de vardır. Muhakkak ki katkı olacaktır. Onları başarılı buluyorum. Yani Ertuğrul Hoca'yı o anlamda biraz daha ön plana çıkarabilirim. Rıza Hoca aynı şekilde. Samet Hoca aynı şekilde. Bunları söyleyebilirim. Hepsi beni ben söylemeyeyim. Yani bizle kendimle ilgili yorum yapmıyorum ama hepsinin tabii Beşiktaş anlamında bakıldığı zaman böyle bir misyonu oldu. Evet. Özellikle o jenerasyonun. Yani bizim okulusu oldu. Evet. Kardeş payı. Ya ben orada tabii daha Feyyaz Hoca'yı, Ali Hoca'yı, Metin Hoca'yı saymıyorum. Bunlar da Gökhan Hoca'yı, Zeki Hoca'yı bunlar milli takımın kategorilerinde de başarılı olan insanlar. Ama tabii bakıldığı zaman kulüp bazında bu arkadaşlarımız biraz daha öne çıkıyorlar. Hocam 12 sene oluyor neredeyse. Ersun Hoca buradayken bir Fenerbahçe hedefi vardı kafasında. Yani öyle böyle evet biliyorduk. Siz de
Beşiktaş'tan yetiştiniz. Oral isim gelişmiş bir isimsiniz. Doğru. Kafanızda orası var mı? Yani ben şu durumdayken şuraya geçmem lazım falan veya bazen ya ben şu anda benim olmam lazımdı falan diye düşündüğünüz oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki insanlar hayatlarında planlamalar olmadan, hedefler olmadan başarıyı yakalama şansları yok. Ama ben hayatım boyunca hep istenilen adam oldum. Oyunculuğumda da böyleydi. Teknik adamlığımda da böyle. Onun için bulunduğum yere en iyi şekilde hizmet etmeyi düşünen ve bu ahlakla yetişmiş. Ki Süleyman abinin bize verdiği en büyük değerlerden biridir bu. Ondan çok şey öğrendik çünkü. Bizler profesyoneliz evet ama profesyonellik şartlar altında bulunduğunuz kulübede hizmet etmek bizim birinci vazifemiz. Dolayısıyla şartlar, zamanlar neyi gösterir bilemem. Tabii ki insanların hayatında işte büyük kulüp vardır, milli takım vardır, Avrupa vardır. Birçok çeşitlilik vardır aslında bakıldığı zaman. Ama ilk önce bulunduğunuz yere doğru hizmet etmek ve orada başarılı olmak en önemli değerdir. Ben hayatımı başarı kriterini yukarıda tutmaya çalışıyorum. Ben başarılı olduğum sürece herkes bana talip olacaktır. Bundan daha doğru olan bir şey yoktur. Başarılıysanız zaten teklifler olacak. Başarısızsanız kimse sizi ciddiye almıyor zaten. Evet. Dolayısıyla bütün hayat görüşüme başarı olmaya, başarılı olmaya, başarılı bir hayat, başarı endeksine dayalı bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Bunu ben kendim söyleyeyim. Twitter kullanmayı düşünüyor musunuz? Yok. Yok. Facebook'ta kullanmıyorum, Twitter'da kullanmıyorum. Benim yerime kullananlar vardı. Bayağı bir kullanmışlar. İşte onları sildirmeye çalıştık, onları hallettik. Sosyal medyayı ya zaman zaman takip etmeye çalışıyorum ama çok içine girmek taraftarı değilim. İnsanlar bazen özellerini kendine kalmalı. Çok fazla özelimizi dışarıya yansıtıyoruz. Ona da çok sağlıklı bakmıyorum açıkçası. Bu özeldeyken İstanbul'da sadece Beşiktaş'ın antrenmanlarını izleyen gazeteci sayısının toplamı kadar Ankara'da gazeteci kalmadı. Evet. Çok Ankara'daki gazetecileri çıkardı. Yük tarttı ve antrenmanlara bildiğim kadarıyla ajans gelirse geliyor, gelmezse çoğu zaman şey yapmıyor. Evet. Bu etkiliyor mu? Yani etkiler tabii. Şöyle söyleyeyim, ben ilk geldiğim gün Ankara'daki gazetecilerle bir kahvaltı yaptık. O gün inanılmaz bir ortam vardı. Çok da mutlu oldum. Hatta bana dediler ki ilk defa bir teknik adamın kahvaltısına 40 kişi geldi dediler. 40 kişiydi. Çok da keyif aldım. Ondan sonra toplantı yapıyoruz, 2 kişi, 1 kişi. Ne oldu? Hep devamlı eksilme, devamlı eksilme. O zaman çok fazla doğru anlatamıyorsunuz. Veya kitlelere ulaşmanızda zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. İşte onun için Gençler Birliği'nin başarılı olması da sizin gibi meslektaşlar için çok önemli. Yani biz burayı başarılı kılarsak burada en büyük destekçiniz bizler, sizin, bizim destekçimiz de sizler olursunuz. Niye? Ancak o zaman bunu İstanbul basınına, ulusala daha net anlatabiliriz. Sadece yerelde kalmak değil, ulusala anlatmak bence çok daha önemli bir değer olmalı. Onun için de buranın başarılı olması lazım. Yani yoksa her geçen gün sayı ciddi anlamda azalıyor. Bu bir handikap. Her yere yetişme şansınız yok. Türkiye'nin siyasetinin çok ön planda olduğu bir başkentte hem siyaset hem spor hem öbür tarafa kültürel anlamda yetişmeniz mümkün değil. Onun için burada azalmaktan çok biraz daha sayıyı yükseltme adına bu misyonlardan biri de Gençler Birliği Kulübü'nün olmalı. Ya, bu soruyu soracaklarını düşünüyorum ama gelmedi kimseden Türkiye Kupası sorusu. Hele şimdi Eskişehir Spor Avrupa Kupası'na gidecek ve ligi altımızda bitiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, bitirecek. Hani burada Gençler Birliği taraftarı bir düşünüyor aslında. Hani o zamanki koşullar onu gerektiriyordu belki. Daha fazla oraya asılmamayı gerektiriyordu. Statüsünü çok doğru bulmuyorum kupanın. Hele ligin o sürecinde eğer sıkıntılı bir süreçteyseniz kupa, ne kupayı görüyorsunuz ne de kupa maçlarını düşünebiliyorsunuz. Sadece var olmak için lige konsantrasyonunuz var. Bir de tabii bu kadro derinliğiyle alakalı. Yani o değişkenliği, o rotasyonu yapabilmeniz çok önemli. Biz tabii o süreçte 13 puanda hem ligi düşünelim hem kupada gitmek gibi bir lükse sahip değildik. Ki bunun sıkıntısını bu sene birçok takım yaşadı. Düşenlerden biri de belki Antalya Spor'da o anlamda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Statü çok sağlıklı değil. Özellikle devre arasında 3 günde bir maç oynayarak lige girmek oyuncu sağlığı ve rotasyon anlamında çok da sağlıklı olmuyor. Geçen sene onun sıkıntısını ben Antalya'da yaşadım.
Devreyi ikinci bitirmiştik. İkinciye başlarken ligler başlamadan 3 tane kupa maçı oynadım. Yine oyuncu rotasyonumuz çok iyi değildi. Ligi zor bitirdik. Yani o statü değişirse biraz daha anlam ifade edebilir. Ama gelecek sene bakalım. Yani o anlamda aslında Avrupa'ya gitmek için en rahat ve kestirme kısa yolda kupa maç müsabakaları. Evet hocam, bu işi yapardı. Evet. Sağlam bir şekilde. Ama şimdi yıllar önce de biliyorsunuz RGS gitmişti, küme düştü. Yani o zaman bir anlam ifade etmiyor. Onun için statü ki söylemler gelecek sene değişecek diye. Değişirse biraz daha ciddi alınabilir. Ekonomik anlamda getirisi biraz daha yükselebilirse belki diğer Anadolu kulüpleri belki biraz daha ciddi bakabilir. Sonucunda maç oynuyorsunuz, resmi maç. Her oyuncunun maç başısı var. Getirisinden çok gideri var. Artı sakatlığı var. Kadronuz da buna yeterli değilse o zaman sıkıntı yaşıyorsunuz tabii. Gelecek sene Avrupa'ya lig üzerinden mi gitmeye, kupa üzerinden mi gitmeyi deneriz diyorum o zaman. Yani Avrupa, bilemiyorum Avrupa. Tabii yani şu gün itibariyle dediğim gibi söylem çok kolay. Her şeyi söyleyebilirim. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, onu yapacağız. Bu benim bakış açımın çok dışında söylemler. Çok gerçekçi olmak lazım. İlk önce bir dediğim gibi yani belli sınırları zorlayıp oralarda kalmak için mücadele etmek, oraların oyuncusu olabilmek, oraların takımı olabilmek için mücadele edeceğiz. Kolay değil. Dediğim gibi yani son 6 yılında hep 12, 13, 14, 15 buralarda kalan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi belki bugün itibariyle 8'iz ama belki hafta sonu oynadığımız maçlardan sonra belki yani 8'de kalacağız. Belki 11 olacağız, bilemiyorum. Yani çünkü puansal anlamda takımlarla hep yan yanayız. Yani bir üste çıkmamız çok zor. Çünkü yensek 47 yapsak yani ikili avarajda Karabük'e iyi olmadığımız için minimum 8 olacak ama diğer neticelerde belki bir basamak daha çıkacağız. Belki aynı yerimizde kalacağız ama bu sene ne olursa olsun bu kademeler bizim için bugünkü şartlarda çok başarılı. Yani eğer bir değerlendirme yapacaksak yine söyleyeyim yani 25 haftalık puanda 40 puanda 4. durumdayız. İlk 8 haftayı saymazsak. Ya bu da çok büyük bir ivme Gençler Birliği takımı için, kulübü için. Ama dediğim gibi seneye daha çetin olacaktır, daha zor olacaktır. Her takım takviye yapacaktır, yeniler katılacaktır. Ama mevcut iskelet kadromuzun hemen hemen %60-%70'i bizde olacaktır. Dolayısıyla o bir avantajdır diye düşünüyorum. Seneye çok daha farklı olur diye ümit ediyorum, öyle söyleyeyim. Bu haftaki Beşiktaş evinde sahası olmamasına rağmen yenilmedi. Bir hükmen yenilgisi var, yanlış atıp bilmiyorsam. Doğru. Zor bir maça çıkıyoruz. Kadroda kolay bir maç yok. Yani kadromuzda sıkıntılar var. Dahli'nin kolu problemli. Zor gibi görünüyor. Zek işte bir haftadır antrenmana çıkamıyor. Kendi bireysel çalışıyor ama işte yarından sonra onunla ilgili karar vereceğiz. Jimmy'nin biraz ağrıları var. O da işte bugün itibariyle çıkmadı daha. Yarın ufak koşularla başlayacağız. Tabii ligin sonu gelmesi itibariyle de oyuncuların zihinsel anlamda ciddi yorgunlukları var. Ama sonucunda çıkıp oynayacağız. Yine Gençler Birliği camiasına, Gençler Birliği oyuncusuna yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Her şey olabilecek bir müsabaka. Çünkü bunu daha önceki süreçte yapan bir Gençler Birliği var ama kadro anlamında ciddi sıkıntılarımız var. Bu da aşikar. Bunu da çok göz ardı etmememiz lazım. Hocam aslında ben sizinle ilgili teknik direktörlük kariyerinizle ilgili şöyle bir algı var. Özellikle Beşiktaş maçlarıyla ilgili. Hani genelde vurduğumuzda bir başarısızlık olması. Evet. Hani bu çok sosyal medyaya iyi ki bakmıyorsunuz. Yok. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Direkt söylüyorum. Yani ya her söyleme cevap verirsek işimiz zor tabii. Yani aslında, evet, Gençler Birliği ile burada yendik. Geçen sene kupada Beşiktaş takımını eledik. Kazanarak. Ondan önceki süreçlerde tabii şimdi insanlar özellikle büyük takımlara karşı oynadığımız süreçte bu Galatasaray, Beşiktaş falan hiç önemli değil. Tabii biz Beşiktaş'la özdeşleştikleri için belki onu biraz daha latife anlamında belki de gerçekçi söylemlerle bunu ifade ediyorlar. Biz de gerçekçi pencereden baktığımız zaman bir taraf 150 milyon euroluk kadro yapıyor. Sen 10-15 milyonluk euro yapıyorsun. Sen diyorsun ki onu nasıl yeniyorsun? Nasıl yeneceksin? Veya niye yenmiyorsun? Yeniyorsun. Bu sefer seni konuşmuyor. O taraf nasıl yenildi diye konuşuyor. Medya olarak biraz farklı yerlerden bakıyoruz. Yani insanlar biraz daha o duygulardan arayıp objektif bakabilirseler evet, biraz daha gerçek söylemler veya mesajlar atabilirler. Galatasaray Beşiktaş'a karşı da
oynadığımız belki 10-13-15 maç var. Galatasaray'a da var, Fener'e de var. Zaman zaman onları da kazandık, kaybettik. Ama hiçbir zaman hiçbir müsabakada kendi çizgimizin altına çıkmadık. Yani Beşiktaş'a kaybettiğim çok maç vardır. Geçen sene 5-3 maç belki biz kazanabilirdik Antalya'da. İstanbul'da 1-0 kazandık, kaybettik, kazanabilirdik. Yani bu çok gelgitlerin olduğu maçlar oynadık ama ben gerçekçi bakmak istiyorum. Evet, duygusallık gerçekçi, bizde görmedik. Duygusallık falan yok, hikaye. Yani herkes kazanmak için çıkıyor sahaya çıktığı zaman. Ama bir realiteyi de göz ardı etmeyelim yani. Mücadele ettiğimiz takımlar bütçeleriyle zaten bizim 15-20 katımız bütçeleriyle mücadele ediyorlar. Kadro derinliklerinde ama ona karşı hiçbir zaman biz zerzeniste bulunmadık. Yani şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var, bilmem neyimiz var demedik. Sadece çıktığımız zaman yakışanı yapmaya çalıştık. Ya bazen yeterli olmadı. Bazen her şey dengede gitti, lehimize çevirdik. Ama bizim kadar mutlu olan veya kaybettiğimizde bizim kadar üzülecek hiçbir seyircinin olduğuna inanmıyorum yani. Bu oyuncu kadar, teknik adam kadar. Ya bu hafta örnek göstereyim. Beşiktaş'a bir mağlubiyet olsa Galatasaray maçında takır takır top oynadılar. Beşiktaş maçı yine Gençler Birliği şeye falan geldi. Ama diğer bakın, türlü Galatasaray maçında yine şey oldu. Hani devre arasında neler döndü. Şampiyon mu olacaksınız? Bakın, sürekli bu figüranlık bu durumu. Bu hafta şöyle bakın. Antalya'ya kaybettik biz. Dahlin yok sakatlıktan dolayı. Nizamettin cezalı yok. Stanko yok. Zek yok. Özgür sakat. Petko kadro dışı. Yani bu oyuncular bu sezonun %80'ini çeken lokomotif oyuncular. Evet. Şimdi bu taraftan bakmıyorsunuz. Yani bu taraftan bakmazsanız doğruyu görme şansınız yok. O zaman evet haklısınız dersiniz, geçersiniz yani. İşte onlar şimdi bu hafta oynarken şimdi şöyle için çoğu şimdi zaman biz Stanko 13 gol atmış. Zek 6 gol atmış. 19 gol atmış ikisi. Bizim attığımız gol sayısı zaten 34-35. Yani bunlar %60, %70'ini çeken oyuncu. Bunlar olmadığı zaman işimiz zor zaten. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kadro derinliği, kadro özellikle ön taraftaki yetersizliğimiz ve üretkensizliğimiz bundan dolayı. Yani birine bir şey olduğu zaman yerine koyacak oyuncumuz yok. Bu tür sıkıntıları yaşadık. Dolayısıyla biraz yani emeğe saygı olmak çok önemli. Saygı göstermek çok önemli. Takdir etmek. Biraz takdir edilsin yeter. Çok fazla değil. İstanbul takımı taraftarları arasında genellikle ve medyada, ulusal medyada sizin de farkına vardınız. Anadolu takımlarının figüranlık durumu var. Yani figüranlık ülke, ağır bir kelime de ben figüranlığı sevmiyorum. Yani Beşiktaş sonucuda neden yenildiği tartışmaları örneğin. Gençler Birliği neden yendiden öte. Sonuçta onu tartışıyorlar. Beşiktaş neden yenemediği tartışıyorlar. Gençler Birliği. Onu ben televizyonda birçok kere söyledim. Yani özellikle Anadolu takımlarının büyük takımları yendikleri akşamlara bakın televizyonlara her kanalına. Anadolu takımlarının konuştukları dakika 2 dakikadır, 3 dakikayı geçmez. Zaten futbol ama öbür tarafa baktığınız zaman ama onlara da hak veriyorum. Yani pastanın büyük bir kısmını o taraf oluşturur. Dolayısıyla saygı duymak lazım. Ya aslında sormak istediğim şey şu. Futbolculuk yıllarınızda İstanbul'dan bakarken medyadaki bu durumun farkında mıydınız? Yoksa onun dışına çıkınca mı? O kadar profesyonel değildi. Bir de şu var tabii. İstanbul'da gelip bizi yenen çok takım yoktu. Yani ben veya diğer büyük takımları yenme şansınız yoktu. O zamanki zihniyet çok farklıydı. Şimdi artık zihniyetler değişti, beklentiler, hedefler değişti. Artık eskiden Anadolu takımı İstanbul'a giderken ya kaç olur, 2'de 3'de bitirirsek başarılıyız düşüncesiyle geliyor. Şimdi biz yenmeye gidiyoruz. Artık bakış açıları, zihniyetler değişti. Dolayısıyla öyle eskisi gibi kolay değil. Çıkıp da 3 atayım, 5 atayım deme şansımız yok. Son 2 tane soru var burada. Onları da sorayım. Ankara'nın en çok neyini sevdiniz? Ya da Ankara'ya yaşama fırsatınız oldu mu? Çok fazla olmadı açıkçası. Genelde dediğim gibi ben ağır yaşayan bir insanım. Yani bulunduğum ortamı biraz tanımam ve o süreci kontrol etme adına çok büyük bir sürecim, zamanım burada geçti, kulüpte geçti. Çok fazla böyle dışarılarda etrafı tanıma gibi bir düşüncenin içine girmedim açıkçası. Seneye o anlamda biraz daha aktif olurum diye düşünüyorum ama geldiğim ilk süreçte soğuğu beni çok yordu. Yani ciddi soğuk. Burada tabii çok sağlıklı ortamda çalışamadık. Onun dezavantajlarını yaşadık zaman zaman. Tabii uzun bir süre biraz daha güneyde yaşamanın getirdiği böyle bir rahatlıktan sonra kışa gelince evet kışı burada biraz ki bu sene çok fazla olmamasına rağmen evet, o sıkıntıyı yaşadık. Bir de Ozan abiden gelecek sezon öncesinde bir halı saha maçı teklifi var. Taraftarlar biz daha önce Ziya Hoca'yla falan bunu yapıldı Gençler Birliği taraftarı.
İyi kadro çıkarırsalar olur. Biz, ben kadroma güveniyorum, olur. Yapabiliriz. Olur. Olur. Belki de. Yani sanırım hani doğrudan soramadığım sorular var ama hani onlar da başka soruların içinde cevaplandı. Ben zaten bu soruyu işin Erdem'e de öğrettim. Kendim rahatım kaçırmayı varsa da. Evet. Ya hemen hemen sorulacak birçok şey soruldu zaten. Yani aslında doğru ifade etmişler, doğru sorulmuş. Sorulan soruları hatırlıyor musunuz yoksa onu yayından sonra mı yapalım? Soru seçme, forma hediye etme işini. Canlıyken yapalım ki en azından. Tamam. Yani denmiş adrese gitmesin diye söylüyorum. İnsanların kafasında soru işareti kalmasın diye. Ama tabii o kadar çok soru oldu ki yani hafif böyle. Siz böyle bir bekliyor muydunuz hocam? Bu kadar soru, yani Gençler Birliği taraftarının bir... Ben bekliyorum. Yani Gençler Birliği taraftarı çok özel bir taraftar grubu. Bunu çok söylerlerdi. Ama dışarıdan gözlemlemek farklı bir şey. İçeri girdiğiniz zaman çalışırken hissetmek farklı bir şey. Çok özel bir seyirci grubu var. Çok naif, tepkisini çok farklı gösteren, olayın eğlence tarafını biraz daha mizahla birlikte birleştirebilen, gerçekten Gençler Birliği sevgisiyle takımlarını destekleyen bir grup var. Ben demin de ifade ettim. Yani biz takım olarak onları biraz daha takım olarak, kulüp olarak, başarı grafiği olarak biraz daha yukarı taşıyabilirsek kulübümüzü, onların sayısı her geçen gün daha da yükselecektir. Daha da güçlenecektir. Ondan hiç şüphem yok. Çünkü onlar karşılıksız seviyorlar Gençler Birliği kulübünü. Dolayısıyla o da bir avantajdır kulüp için, bizler için. Bizim onlara sorumluluğumuz bu kulübü, bu takımı biraz daha yukarılara hedefleyen, yukarılara oynayan takım haline getirmek. Yani birinci önceliğimiz bu. Bunu çok net algılıyorum ve biliyorum. Bunun için de çalışacağız. Onu söyleyebilirim. Hala soruyu seçmedik hocam. Soruyu sana bırakayım istersen. Hocayla beraber bakın. Ama oradan da zor olur bayağı. Ya senin de soruların fena değil de. Pozitif ayrımcılık isteyen bir taraftar var. Ne bir diyor? Kadın taraftar. Yani olur. Soru soran tek kadın taraftar bendim. Forma benim hakkımda. O zaman doğru söylüyor yani. Tamam. Sorusu neydi? Vallahi o da gerilerde kaldı. Tamam. Bence o zaman sorusu... Aslında soru oradan geldi. Aslında Gençler Birliği taraftarının diğer taraftar gruplarına ya da seyirciye farkı. Evet. O zaman evet, adres belli oldu. Tamam. O zaman buradaki isim Rümeysa Yavaşer. Evet. Onunla iletişime geçeceğiz. Teşekkür ediyoruz soru soran herkese. Yani söyleyeceğiniz başka bir şey ben yoksa. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben kapatayım. Programın sonuna geldik. Bu aralar düzenli yapamıyoruz programı ama yine hem spor programlarımızı Klas Spor ve 40 kişi üstünden hem de diğer programlarımızı 40 kişi sosyal medya sayfaları üstünden takip edebilirsiniz. Bunu bir de sezon başı yaparsak insanları özellikle taraftar gruplarını bilgilendirme adına daha mutlu oluruz. Ben açığım bu konuda. Tamam. Mehmet Hoca'ya tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Klas Spor'a da çok teşekkürler Bülent'e. Herkese iyi akşamlar. Saat kaç oldu bilmiyorum. Evet.